Merhaba, iyi haftalar. Pilav hem ana yemek hem de artık makarnasız, pilavsız doymakta mümkün değil bildiğiniz gibi. Et, sebze, balık azalınca mecburen makarna ve pilav miktarı çoğalıyor sofralarda. Ortalama bir porsiyon pirinç pilavı şöyle 200 gram kadar. Bu bir porsiyon yani 200 gram pilav için yine ortalama 300 gram çeltik üretmek gerekiyor. Bu bir porsiyon pilavı da yemek kaşığını şöyle 10 kere sallarsak afiyetle yiyebiliriz, tüketebiliriz. Son 20 yılda yani 2003'ten 2023'e kadar o salladığımız her 10 kaşığın var ya 6'sı ithal edilmiş. Hem çeltik ithal ediyoruz hem de pirinç ithal ediyoruz. Geçen yıl çeltik ithalatının %98'ini nereden yapmışız biliyor musunuz? Komşumuz Bulgaristan'dan. Birinci ise 41'ini Çin'den, 19'unu Vietnam'dan, yüzde 10'unu Hindistan'dan, yüzde 6'sını Tayland'dan ithal etmişiz. Geçmişe baktığımızda çeltik üretimimizde birim başına verimimiz de artmış çok şükür. 2019'dan beri 1 milyon ton veya biraz altında bir üretimimiz var. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2024 yılı birinci tahminlerine göre çeltik üretiminin geçen yılı oranla %9 artarak 980 bin ton olması bekleniyor. Yani son yıllarda bu ithal kaşık oranı biraz azalmış. Kendimize yeterlilik oranımız da %75'e kadar yükselmiş çok şükür. Ancak şu da bir gerçek. Üretim alanları da verim de son 5 yıldır değişmiyor diyebiliriz. Bu 1 milyon tonluk üretimde artık çok artmayacak gibi duruyor. Ama tabii nüfus artmaya devam edecek. Yani ihtiyacımız artacak. Çeltik kasadı başladı. Toprak Mahsulleri Ofisi fiyatları açıkladı biliyorsunuz. Hayırlı uğurlu olsun. Başta çiftçimiz olmak üzere. Fiyatlar geçen yıl 27 Ekim'de açıklanmıştı. Bu yıl 1,5 ay önce 13 Eylül'de açıklandı. Şimdi ilk olarak geçen yılla bu yıl arasındaki fiyat değişimlerine bir bakalım. Baldo grubu çelteğin tonu geçtiğimiz yıl 24 bin lira olarak açıklanmıştı. Bu yıl %29 artışla 31 bin lira. Cameo grubu çelteğin alım fiyatı 23 bin liradan 30 bin liraya çıktı. Artış oranı %30. Osmancıksa geçen yıl ton başına 20 bin liradan alınmıştı. Bu yıl 25 bin liradan alınacak. %25'lik bir artış var. Çeltik üretimi ve piyasası belirli bölgelerde yerleşik bildiğiniz gibi. Yarısından biraz az işte %41-42'si Edirne'de zaten. Samsun, Balıkesir, Çanakkale ve Çorum geliyor ardından. Üretici temsilcileri Çeltik'te alım fiyatlarının artış oranlarında istikrarlı bir durum yok diyor. Ara ara çeltik alınmadığı yıllar var ama 2018'den beri de her yıl aralıksız alın fiyatı veriliyor çeltiğe. Ancak az önce söylediğimiz gibi alın fiyatlarının artış oranları çok değişken. 2018'den bu yana %17 artış olduğu yıl da var. Hatırlarsınız enflasyonun patladığı 2022'de %220'yi geçtiği zamanı da yaşadık hep beraber. Özetle Sektör temsilcilerinin çoğunluğu piyasa durumuna göre politika oluşturulamadığını söylüyor. Şimdi TMO'nun alın fiyatları yeterli mi değil mi? Bunu değerlendirebilmek için tabii bir de desteklere bakmak gerekiyor. Bu destek mevzularını anlattık biraz karışık tane tane söyleyeceğim. Çeltik üreticisi 2023 yılında dekar başına 250 lira mazot desteği almıştı. 2024 yılı desteklerine göre 300 lira alacak. Gübre desteği ise yine dekara 21 liradan 62 liraya çıktı. Bu yıl toplamda gübre mazot desteği olarak yani 362 lira alacak çiftçimiz. Yine dekara 65 lira olan sertifikalı tohum kullanım desteği de var. Bir de fark ödemesi yani hani prim desteğimiz var hepimizin bildiği gibi. 2023'te ton başına 100 liraydı. 2024'te 300 lira alacak çiftçimiz. Yeni 2025 2027 yıllarını kapsayan 3 yıllık destekleme modeline göre çeltik bu planlama kapsamında yok. Çiftçimiz 2025 mahsulü için yani artık ne zaman ödenecekse 2,25 katsayı çarpı 244 liradan 549 lira temel destek alacak. Özetle 362 liralık mazot gübre desteği %51 artışla 549 liraya çıkmış. Dekara 65 lira olan sertifikalı tohum desteği de %87 artışla 122 liraya çıkacak. Fark ödemesi yani prim desteğini yeni modelde bilmiyoruz o açıklanacaksa eğer zamanı gelince göreceğiz onu. Yapılan araştırmalara göre çeltik üretim maliyetinin yaklaşık %40'ı yakıt yani mazot. %20'si gübre, %13'ü su, elektrik yine %13'ü de tarım ilacı. %8'i de tohum. Kuraklık sulama maliyetlerini biraz daha yükseltmiş. Elektriğe de zam geldi. Ancak ana kalem mazot. Geçen yıl bu zamanlar mazot 40 liraydı. Şimdi 43 lira. TÜİK'e göre gübrede artış %27, tarım ilaçlarında %23. Tarımsal girdi fiyat endeksi yani çiftçimizin maliyetinin toplam artışı, ortalama toplam artışı %48 biliyorsunuz. Az önce söylemiştik. TMO'nun verdiği fiyatlar ortalama %25-30 oranlarında artmıştı. %48 genel girdi fiyatları artışına göre biraz az kalmış ama çeltinin maliyet kalemlerinin oranlarına ve bu kalemlerin artışına bakıldığında fiyat 3 aşağı 5 yukarı yerine oturuyor. Toprak Mahsulleri Ofisi Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üreticilerden belgelerindeki üretim miktarının tamamını satın alacak. Biliyorsunuz izne bağlı çalıştık. Alımlar, anlaşmalı lisanslı depolar da dahil olmak üzere randevulu olarak yapılacak. Ürün bedeli ödemeleri ürün teslimatından sonra en geç 45 gün içerisinde, en geç 45 gün içerisinde üreticilerin de hesaplarına aktarılacak. Politikanın ana hatları bu. Bu alım fiyatı ve desteklerle ne olur derseniz hani yayına pilavla kaşıkla başlamıştık hatırlarsınız kimse pilavdan dönmez kimse kaşığını da kırmaz